Mutlu akşamlar efendim. Ulusal Kanal ekranlarına gece görüşüne hoş geldiniz. Aynı zamanda ortak yayında olduğumuz Halkın Sesi ulusal radyo frekanslarına da sefalar getirdiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gece görüşüyle sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin öne çıkan haber başlıklarına mercek tutacağız ve ulusal kanal farkıyla ekranlarınıza, radyolarınıza taşıyacağız efendim. Gece görüşüne başlayalım. Hemen sıcak bir haberi aktaralım sizlere. Antalya'da biliyorsunuz Elmalı'da iki çocukla ilgili istismar tartışmaları devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Mağdur iki çocukla ilgili mahkemeye yapılan devlet korunmasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı. Başsavcılıktan da Elmalı davası için açıklamalar vardı. Gün içerisinde yargılama sürecinin devam ettiği belirtilmişti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldığı paylaşım ekranlarınıza da geliyor şu anda. O paylaşımı hemen aktarayım sizlere. Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korunmasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir kere daha tekrar edelim. Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin yargılama süreci devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur iki çocuğun devlet koruması altına alındığını duyurdu efendim. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra şimdi dönelim günün haberine. Temmuz ayına başladık. Aynı zamanda normalleşme haberleriyle başlayacaktık ama bugüne ev bütçesini ve üretimi derinden sarsan zam haberleriyle başladık maalesef ki. Üretim yapılmamasının ve özelleştirmenin faturası yine bizlere, sizlere, vatandaşlara kesildi. Doğalgaza %12, elektriğe de %15 zam yapıldı. Gün içinde bir zam haberi daha geldi. Öğrenci harçlarından zam yapıldığına dair bir haber geldi. Harçlar %10 zamlandı. Kıt kanaat geçinen, evini geçindirmeye çalışan vatandaşlar da haliyle bu zamlara tepkiliydi. Temmuz sıcağı cebimizi de yakacak. 1 Temmuz itibariyle 3 kaleme zam geldi. Doğalgaz, elektrik ve öğrenci harçları. İki yakamız bir araya gelmiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. BOTAŞ, Temmuz ayına ilişkin yeni tarifesini yayımladı. Doğalgazın fiyatı konut tüketiminde %12, sanayide ve elektrik üretim santrallerinde %20 zamlandı. Zamla BOTAŞ'ın konutlar için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira 9 kuruş oldu. Elektrik tüketim tarifelerine de 1 Temmuz 31 Eylül dönemi için %15 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu zamma gerekçe olarak elektrik üretiminde oluşan maliyet artışını gösterdi. Zamla mesken abonelerince 100 kilowatt saat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödenecek. Bir insan 2800 lirayla ne yapabilir? Kira 1600-1700 yani biz ne yapalım, ölelim mi yani? Sesimizi artık duyun, gerçekten herkes çok zor durumda. Zaten her şey zor gidiyor, şartlarımız kötü. Yani yapmasalar, biraz daha bekleseler, bu insanlara da biraz anlayışlı olsalar. Çok fazla yani, bir de zaten yazın elektrik tüketimi oldukça fazla. Doğru bir şey değil yani, bunu tekrar dikkate, gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer ücret artışı ise öğrenci harçlarında oldu. Yeni öğretim yılında yüksek öğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı %10 zamlandı. Buna göre tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya yükseldi. Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2319 liradan 2549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya çıktı.
15 ay sonra Türkiye normalleşmeye başladı. 1 Temmuz itibariyle hayat artık eskisine doğru dönmeye başladı ve koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar artık sona erdi. Kamuda normal mesai sistemine dönüldü. Faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri tekrar açıldı. Yasaklardan bunalan vatandaşsa yeni dönemden umutlu. Normalleşme sürecinin 3. etabına geçildi. Birçok tedbir sona erdi. İçişleri Bakanlığı genelge ile yeni düzenin ayrıntılarını paylaştı. Bu kapsamda ilgili genelge doğrultusunda Türkiye'de COVID-19'la mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Bu pandemi sürecinden artık normalleşme dönemine geçtik. Umarım bu saatten sonra daha güzel günler, daha güzel hani ekonomi gene daha rahat oluruz. Halk yeni dönemi sevinçli karşıladı. İnsanlar ister istemez biraz rahatlar, biraz feraha kavuşur. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak. Aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak. Yasakların kalkmasını herkes istiyor, vatandaş istiyor, millet istiyor, esnaflar istiyor. Yani güzel bir olaydır. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak. Konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Yasaklar kalktı mı faydası olacak. Güzeldir. Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonlarıyla eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak. Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Temel unsur olarak önemli. Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek. Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelge ile faaliyete geçmişti. Koronavirüs salgını sürecinde esnaf zor günler geçirdi. Lokanta, kafe ve pastaneler kapalı kaldı. Kira ve çalışanının ödemeleri neredeyse yapılamadı. 1 Temmuz'dan sonra neler bekliyorlar, süreci nasıl geçirdiler? Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice anlattı. Aylarca kapalı kaldılar. Yeri geldi, kira bile ödeyemediler. 15 aydır çok ciddi anlamda kapalı olan işyerlerimiz, aç kapayla birlikte çok sıkıntılar çeken işyerlerimiz vardı. Lokanta, kafe ve pastaneler koronavirüs salgınında mağdur olan sektörün ilk sıralarında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamasız yeni normalleşme süreci başladı. Salgın döneminin en çok zorluk çeken esnaflarından olan lokantacılar ise yeni döneme biriken borçlarıyla girdi. Sıkıntılarımızın bugün itibariyle bittiği anlamına gelmiyor bugün açılmamız. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice salgın sürecinde yaşadıklarını anlattı. Çok ciddi anlamda sektörümüzü terk eden bir esnaf sayısıyla karşı karşıyayız. Birçok arkadaşımız bu konuda kepenkleri kapattı. Birçoğu taksicilik yapıyor, otoparkta parkçılık yapanı var. Meslek değiştirdi ve inanın size birçok arkadaşımız da ülke kent değiştirdi. Henüz zor süreç atlatılamamışken elektrik ve doğalgaza gelen zam da esnafın tepkisini çekti. Yani bizler ayakta kalmak için işte kredi beklerken, vergi borçlarımızı, SSK borçlarımızı, Bağkur borçlarımızı ötelenmesini isterken bir doğalgaz, efendim bir elektrik borçlarıyla karşı karşıyayız. Yaz ayı geldi, klimalar çalışıyor, vantilatörler çalışıyor. Yani elektrik paralarımız zaten 1'e 2 katlıyor. 1 Temmuz'la birlikte işten çıkarma yasağı da sona erdi. Daha yaralar sarılmadan bu düzenlemenin de kalkması ekonomiye derin yara açacak. Kısa çalışma ödeneğinin de 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak olması lokantacıları oldukça zorladı. Bu son derece ciddi etkileyecek çünkü bizim için çok önemli bir can suydu. En azından insanlarımızın yani belli bir miktardaki gelirlerini sağlayabiliyorduk.
bu ödenekle birlikte. Şimdi bir de tabii sektörümüzde zaten kayıt dışı bir ekonomi var. Bu kayıt dışı ekonominin getirisinin yanında bir de şimdi bu iş çıkarma yasanın kalkmasıyla birlikte paralel olan da birçok yerde birçok insan işçileriyle birlikte sıkıntı yaşıyoruz. Yenice hükümetten beklentilerini sıraladı. Destekler verilmesi lazım. Bunlara bir takım yeni yol gösterici unsurlar tanınması lazım. Bunların en başında da bunların teptekar ruhsat dediğimiz ruhsatlarının ciddi anlamda revize edilmesi lazım. Evdeki vatandaş ve masası boş kalan esnaf uzun süredir kıraathanelerin açılmasını dört gözle bekliyordu. Onlar da artık normale döndü. Ancak bu süreci derinden hissettiler. Ekonomik olarak büyük kayıp verdiler. Şimdi neler yaşıyorlar, beklentileri neler, sözü onlara bırakıyoruz. Bayağı bir bayram havası var. Var mı? Var. Aynen. Herkesin ne bileyim yüzü gülüyor. Açılmayı dört gözle beklediler. Masalar doldu, kağıtlar karıldı, okey taşları ıstakaya dizildi. Kısıtlamalar kalktı, kıraathanelerde oyun sesleri yükselmeye başladı. 17 aydır zor günler geçiren esnafın bugün yüzü gülmeye başladı. Bugün başladınız. Uzun zamandır evlerde kapalı kaldık zaten. Çok da sıkıldık. Şimdi biraz kendimize gelelim dedik yani rahatlayalım artık. Kıraathane esnafı iş yapamadığı için zor bir süreç geçirdi. Bir dönem açıldılar ancak oyun oynanmadığı için beklenti karşılanmadı. Evde sıkılan vatandaş da kıraathaneye gidemediği için zor günler geçirdi. Biliyorsunuz bir ara biz açıldık, kapandık ama biz açıldık, oyun olmadığı için kahvehanemiz bomboştu, kahvehanelerimiz. İzmir Kıraathaneciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı. Esnafın hislerine tercüman oldu. Vergimizi ödeyemedik, sigortamızı ödeyemedik, KDV'mizi ödeyemedik, muhtasarımızı ödeyemedik. Yanımızda işçi çalıştırdığımız arkadaşlara bile doğru düzgün para veremedik. Yeni dönemden beklentileri çok. Salgının yükü onlar için ağır oldu. Biz almış olduğumuz teşvikler bizim yeterli değil. Almış olduğumuz destek yeterli değil. Bakın ya vergi desteği ya maliyeden sigortadan daha ötelenmesi bu borçlarımızın çıktığı yapılandırma ama yapılandırmayı nasıl edeceğiz? Arkamızdaki yük çok ağır. Zor geçen 16 ay içerisinde borçlarını ödeyemediği için intihar eden kahvehaneciler de oldu. Giden arkadaşlarımız oldu. Rahmete kavuşan arkadaşlarımız oldu. Hep devletimizin yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir. İmtiyazlı destek bekliyoruz. 16 aydır kapalı olan bir mekan. Yeni normalleşmenin başlamasıyla birlikte aşı çalışmaları da hızlandı. Toplam yapılan aşı sayısı 50 milyonu aşmış durumda. Yurttaşlar 3. doz aşıları da olmaya başladı. Peki kimler hatırlatma dozu olabiliyor? Mobil aşı ekiplerinin çalışmaları ne durumda? Ayrıntılar haberimizde. Aşı oldunuz mu? Oldum. Covid-19'la mücadelede bir sene geride kalırken yeni dönem başladı. Yeni normalleşmenin başlamasında etkili olan aşılama ise hızlandı. Aşı olmayanlar ağır hastalık geçiriyorlar. Yeni normalleşme başladı ancak aşı seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda yapılan toplam aşı sayısı 50 milyonu aştı. Salgını aşıyla yeneceğimize inanıyoruz. Yapılan birinci doz aşı sayısı 35 milyonu, ikinci doz aşı sayısı ise 15 milyonu aştı. Toplum bağışıklığı kazanılması için üçüncü doz aşılar vurulmaya başladı. Bu kapsamda 50 yaş üstündeki yurttaşlar ve sağlıkçılar hatırlatma dozlarını vuruluyor. İkinci doz aşısını olduktan sonra 3 ayı tamamlayan kişiler bu uygulamadan yararlanabiliyor. Bakandan sonraki gün ben de aşımı oldum. Sonra bir ay sonra ikinci dozumu olmuştum. Şimdi hak çıkar çıkmaz da üçüncü dozumu oldum. Bu üçüncü doz. Üçüncü doz için mi geldi? Üçüncü doz için geldik. Artık daha fazla biliyorsunuz aralıkta kısaltıldığı için daha çok kişiye hizmet verebileceğiz. Covid pozitif geçirenlerde de süre düşürüldü. Yapılan aşı sayısını artırmak içinse farklı yerlerde mobil ekipler kuruluyor. Alışveriş merkezlerindeki mobil ekiplerin yanı sıra Türkiye'de garlarda aşılama işlemi sadece Ankara'da yapılıyor. Hafta başında başladık. İlk uygulama olarak Ankara pilot bölge seçildi. Buraya aşı hakkı olan dozuna bakılmaksızın, randevu gerekmeksizin herkesi bekliyoruz. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı olan yolcular ve çalışanlar uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Bu uygulamayı nasıl buldunuz Yüksek Hızlı Çok Tren Garı'nda? Çok güzel bir uygulama gerçekten. Bir dakika önce geldim buraya. Şimdi aşımı oldum gideceğim.
bilet almak için gelmiştim. Tesadüfen gördüm ve müracaat ettim. Tamam dediler. Ben de gerekli işlemi yaptırdım. Aşımı da oldum. Koronavirüs kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte pazarlarda da hareketlilik vardı. Esnaf kısıtlamaların kalkmasından memnun olsa da vatandaş yine alamamaktan şikayetçiydi. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kaldırıldı. Pazarlar yeniden hareketlendi. Uygun mu sizce? Çok uygun bana aşağı. Uygun olur mu? Olabiliyor musunuz? Yok. Bak hayırlısı da. Sıcakların artmasıyla birlikte çeşitlilik de arttı. Fiyatlar da düşmeye başladı. Bir yılı aşkın süredir devam eden tedbirler sürecinde tezgahını yeteri kadar açamayan esnaf kısıtlamaların kalkmasından memnun. Özellikle bu hafta fiyatlarda düşüş var, satışlarda yükselişte pazarlar. Çok şükür olsun, bir rahat olduk. Vallahi şu anda fiyatlar çok iyi. Pazarda fiyatları zaten gezer görürsünüz. Fiyatlar uygun. Kısıtlamaların kalkmasına da sevindik. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Vatandaşlar mutfağını doldurmak için cebe giren paranın yetmediğinden şikayetçi. İnsanların durumu iyi olacak ki bize yansıma yapacak. Alım gücü olmadığını bize de etkiliyor. Pazarlardan yarım kilo da alabiliyoruz ama marketlerden gerçekten alamıyoruz. Ateş bazı her şey. Zeytinyağı tenekeleri artık el yakıyor. Söyleyeceklerim bu kadar, marketlere yönlenin. Ben emekliyim, alabildiğim bu işte. Başka bir şey daha içinde eti var. Bulguru var, ekmeği var, suyu var, ocağı var. Aldığımız 2,5 milyar maaş. Düşün yukarıdakiler. Geliyoruz ama gerçekten çok pahalı. Marketlerde pahalı, ne yapalım? Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarıyla devam edelim. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun dosyası dışında 19 ismin dosyası daha meclise ulaştırıldı. Dosyalardan 15'i HDP'li isimlere ait. Yetkililerinin gasp... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. İlgili konularda... Kılıçdaroğlu dışında dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen isimler arasında 15 HDP'li ve bir İYİ Partili milletvekili de bulunuyor. Listenin tamamı şu isimlerden oluşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü, Hüseyin Kaçmaz, Murat Çepni, Habib Eksik, Sezai Temelli, Hakkı Saruhan Oluç, Nusrettin Maçin, İman Taşçıer, Ayşe Sürücü, Dersim Dağ, Zeynel Özen, Nuran İmir, Mensur Işık, Ayşe Acar Başaran, Sevin Coşkun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz. Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz'in iki dosyası bulunuyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP Millet İttifakı'ndan sözleşme istedi. CHP ve İYİ Parti liderlerine seslenen HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Oylarımız çantada keklik değil, oturup konuşalım, bir sözleşme yapalım." dedi. Cumhurbaşkanının verdiği... Olası ittifak ortaklarına mesaj gönderdi. "Oylarımız çantada keklik değil" uyarısı yaptı. CHP ve İYİ Parti'ye iktidar için sözleşme yapalım çağrısında bulundu. Ümidimizi... HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Kronos Haber'e konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi. İttifak sözleşmesi istedi. "Seni iktidara taşıyacak olanlar da bizim partinin tabanı esasında. Aynı şeyi Meral Akşener'in partisi için de söyleyebiliriz. Eğer siz gerçek demokratsanız bizimle demokrasiyi konuşun. Biz son derece açığız. Oturup konuşalım. Bir sözleşme yapalım. İktidara gelirsek ne yapacağız? Hedefimizi koyalım. Biz gelirsek ne yapacağımızı söylüyoruz." PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP'li isim özellikle CHP'nin ittifaka yaklaşımını değerlendirdi. "CHP daha fazla bizimle bir şey yapmak ister gibi. Kılıçdaroğlu'nun dostlarla dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Oyunlarımız çantada keklik değil, biz çaresiz de değiliz. Biz milletvekili seçimlerinde mecliste olabilme çoğunluğunu elde edebileceğimizi düşünüyoruz. %10'un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kaldı ki kimin cumhurbaşkanı olacağına da biz karar veririz." HDP'li Katırcıoğlu konuşmasında Millet İttifakı'na sık sık ittifak çağrısını yineledi.
CHP'nin, İYİ Parti'nin, başka partilerin tabanlarına söylüyoruz. Biz ülkenin daha ileri bir demokrasiye ulaşması için bir ittifak yapmak istiyoruz. Bunu sandıkta göstermek istiyoruz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olmasını içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Şirketin hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na, sermayesinin tamamı ise hazineye devredilecek. Anonim şirketle hedef kurumun daha etkin çalıştırılması olacak. Bu vesileyle de makine kimyayı ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısında değişiklik yapıldı. Dünya silah sektörüyle silah devleri rekabet edebilecek ama aynı zamanda da devletin hakimiyetinde olan bir yapı olmasını arzu ediyoruz. Kurum hakkındaki 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulacak. Şirketin hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na, sermayesinin tamamı ise hazineye ait olacak. Bizim yaptığımız hazinenin mülkiyetinde bir kanun anonim şirketi kurmak, kısaca özeti budur. Şirket, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç gereçleri alabilecek. Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapılabilecek. Kurum personeli sözleşmeli statüye geçirilecek. 6 ay içinde şirkette çalışmayı kabul etmeyen personel diğer kamu kuruluşlarına nakledilecek. Roketsan, Tayı, Aselsan'daki çalışan kardeşlerimizin durumu neyse makine kimyadaki kardeşlerimizin durumu da hemşerilerle eşitlemeye çalışıyoruz. İstihdamı en olabildiğince artırmayı planlıyoruz. Teklifin gündeme gelmesiyle birlikte özelleştirme tartışmaları başlamıştı. AK Parti bu tartışmaları bitirmek için önemli bir adım attı. Görüşmeler sırasında verilen önergeyle teklife özelleştirmeyi engelleyen bir hüküm eklendi. Kanunun 8. maddesine göre şirketin hisseleriyle bağlı ortaklıkları yerli ve yabancı kişilere devredilemeyecek. Şirket yine meclis denetiminde olacak. Kesinlikle makine kimya özelleştirilemez. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret için gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü. Tatar ve Çavuşoğlu yaptıkları ortak açıklamada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne dikkat çeken mesajlar verdi. Tatar, Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz de eski Doğu Akdeniz değil. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesidir dedi. Birleşmiş Milletleri ve Avrupa Birliği'ni Doğu Akdeniz'de adil paylaşım için adım atmaya çağıran Dışişleri Bakanı da aksi halde gerekli adımı biz atarız dedi. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Tatar ve Çavuşoğlu daha sonra birlikte kameralar karşısına geçti. Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusunu ineledi. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye ile tam uyum içinde çalışıldığının bir kez daha altını çizdi. Kıbrıs'ın eski Kıbrıs olmadığını, Doğu Akdeniz'in eski Doğu Akdeniz olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha da önemli hale geldiğini, var gücümüzle bunu anlatabilmektir. Türkiye'nin desteğini çok önemsiyoruz. Türkiye zaten hem bir garanti ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim ana vatanımızdır. Aynı zamanda da Kıbrıs'tan sadece 40 mil uzaklıkta bu bölgenin en güçlü, en büyük ülkesi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağız açıklamasında değerlendiren Tatar, tek egemenmiş gibi hareket ederlerse karşı adımı atarız dedi. Sen ne kadar egemensen ben o kadar egemenim. Dolayısıyla sen tek başına orada bölgedeki enerji kaynaklarının araştırılmasında ve geliştirilmesinde böyle bir hakka sahip değilsin. Dolayısıyla öyle bir adım atıldığı takdirde biz de karşılıklı adımlar atacağız. Bunun cevabı bu olur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre görüşmelerinin Kıbrıs meselesi konusunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Rum tarafının çözümsüzlüğü dayattığı devir artık kapandı dedi. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Adada iki ayrı eşit ve egemen halk ile onların sahip olduğu iki ayrı devlet vardır. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin atacağı her türlü adıma desteğimiz tamdır.
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de adil paylaşım konusunda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne adım atmaya çağırdı. Aksi takdirde biz gerekli adımı atarız uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel konferans önerisi halen masadadır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hakça paylaşım konusunda, gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. Bizim hiç kimsenin hakkında gözümüz yok. Ama şunu da herkes bilsin, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Avrupa Birliği ve BM bu hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız. Bunda hiç kimsenin bir endişesi ya da tereddütü olmasın. Çin Komünist Partisi 100. yılını görkemli bir törenle kutladı. Başkent Pekin'deki dev törende konuşan Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin halkının dayanışmasına vurgu yaptı. Bizi sindirmeye çalışanlar Çin halkının çelikten duvarına çarpar sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya sert mesajlar verdi. Öte yandan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Chu Wei, Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye, Çin'in önde gelen ortaklarından biri dedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu ve iktidar partisi bir asrı geride bıraktı. Dünyanın en büyük siyasi oluşumlarından Çin Komünist Partisi 100. yılını görkemli törenlerle kutladı. Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda on binlerce kişinin katılımıyla dev bir etkinlik düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ÇKP'nin kuruluşunun sadece Çin halkının kaderini değil, dünyayı da değiştirdiğini söyledi. Partimizin liderliğinde ülkemizin ilk hedefi olan müreffeh bir toplum inşa etmeyi başardık. Mutlak yoksulluğa tarihi bir çözüm getirdik ve ikinci yüzyıldaki hedefimiz olan Çin'i büyük bir modern sosyalist ülkeye dönüştürme hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Xi Jinping konuşmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'u ve diğer devrim önderlerini andı. ÇKP'yi Çin halkından ayırma çabalarının asla başarılı olamayacağını vurguladı. Sık sık Çin halkının dayanışmasına vurgu yaptı. Çin'i hedef alan Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine mesaj verdi. Çin halkı hiçbir yabancı gücün sindirme, baskı ve boyun eğdirme girişimine izin vermeyecektir. Buna cesaret edenlerin başları 1,4 milyar nüfuslu Çin halkının yarattığı büyük bir çelikten duvara çarpar. Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını, iradesini ve sıra dışı kabiliyetini hafife almamalı. Tiananmen Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalık Xi'nin konuşmasına tezahüratlarla eşlik etti. Yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında savaş uçakları gösteri uçuşları yaptı. Ülkedeki 56 etnik gruba saygı duruşu niteliğinde top atışları yapıldı. Şarkılar ve marşlar söylendi. Öte yandan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Zhu Yiwei, ÇKP'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle çevrim içi basın toplantısı düzenledi. Çin-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Zhu Yiwei, salgın döneminde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendiğine dikkati çekti. Türkiye bizim önde gelen ortaklarımızdan biri, dedi. Türkiye, kuşak ve yol girişimine ilk katılan ülkelerden birisi ve başından beri girişime olumlu yaklaşan bir ülke oldu. Salgın nedeniyle dünyada ticari ve ekonomik ilişkiler zayıflarken Türkiye ve Çin bu durumu tersine çevirdi. İki ülke arasındaki ticaret %6 arttı. Türkiye ile ortaklığımız sözde bir ortaklık değil, gerçek bir ortaklıktır. Türkiye'nin Çin'in en önde gelen ortaklarından biridir. Bu ortaklığın somut sonuçları da ortada. Zhu Yiwei'ye Batı'nın kuşak ve yol girişimine alternatif oluşturma çabaları soruldu. Çin Başkonsolosu, düşmanlık içeren bir rekabetin karşısında olduklarını vurguladı. Kuşak ve yol girişimi tüm dünyanın yararına olan ve kazan-kazan ilişkisiyle yapılan bir girişimdir. Çin'e rakip olarak düşmanca oluşturulacak girişimlerin karşısındayız. Amacın ne olduğunu sormamız gerekiyor. Afganistan, Irak ve Arap Baharı'nda aslında ne olduğunu bütün insanlık gördü. Biz girişimimizi insanlık için yapıyoruz ve ABD'nin saldırılarına cevap vermekte en doğal hakkımız.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılını kutladı. Pekin'e özel mesaj gönderen Perinçek, Çin insanlık tarihinde eşi olmayan büyük katılımlara yön vermiştir dedi. Türkiye girmektedir. Mesajını Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'e gönderdi. Çin Komünist Partisi'nin 100. yılını kutladı. Çin Komünist Partisi 100 yıllık devrimci emeğiyle ve büyük fedakarlıklarla yalnız Çin tarihinde değil, insanlık tarihinde eşi olmayan büyük atılımlara yön vermiştir. Çin Komünist Partisi'nin 100. yılını Türkiye'den devrimci duygularla ortak davamızın büyük özlemlerini ve umutlarını paylaşarak kutluyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, arkada kalan 100 yıl boyunca Çin ve Türk devrimlerinin el ele yürüdüğünü, gelecek yüzyılda yine omuz omuza ilerleyeceğini vurguladı. 1949 yılı öncesinde dünyanın yoksul ve mazlum ülkesi olan Çin, bugün siyaseti, ekonomisi ve kültürüyle insanlığın refahı, özgürleşmesi ve yabancılaşmanın her türünden kurtulması için yol açan bir konumdadır. Bütün dünyada mucize olarak adlandırılan bu büyük devrim, Çin Komünist Partisi'nin çetin mücadeleler içinde büyük öğretmen Mao Zedong önderliğinde oluşturduğu, Çin gerçeğine dayanan, bilimsel, halkı seferber eden, zorluklara meydan okuyan, sınıfsız bir dünya özlemine odaklanan çizginin eseridir. Perinçek, Çin Komünist Partisi'nin Xi Jinping önderliğinde sürdürdüğü devrimci çizginin bütün insanlığa umut verdiğini belirtti. Bugün insanlık Çin Komünist Partisi'nin eşsiz katkılarıyla hegemonyacılıktan kurtulmanın eşiğine gelmiş bulunuyor. Bağımsız devletler arasında barışın ve paylaşarak gelişmenin geçerli olduğu insancıl, kamucu, paylaşmacı, özgür bir dünya kurmak insanlığın ufkundadır. Vatan Partisi lideri mesajında yükselen Asya'nın da altını çizdi. Bizler Çin ve Türkiye olarak Asya'dan yükselen yeni uygarlığın öncüleri arasında yer almak gibi tarihsel görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle Çin Komünist Partisi ile Türkiye'nin Vatan Partisi arasındaki dayanışma yalnız geçmişten gelen bir kuvvet kaynağı değil, geleceğimizi kuracak bir enerji birikimidir. Doğu Perinçek mesajını devrimci selam ve saygılarımızla ifadeleriyle noktaladı. Şimdi bir konuğumuz olacak. Aydınlık Gazetesi Avrupa editörü Özgür Altınbaş. Efendim hoş geldiniz gece görüşüne. Hoş bulduk sevgili Deniz. Çok teşekkür ediyorum. Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı görkemli bir törenle kutlandı. Ama özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in vermiş olduğu mesajlar çok çok önemliydi. Buradan başlamak istiyorum ama öncelikle bir Çin Komünist Partisi'ni şöyle bir 100 yılına bakacak olursak. Bir de Çin mucizesi olarak adlandırılır ya Çin Partisi'nin bu 100 yıllık devrim süreci. Hangi gelişmelere öncülük etti dünyada? Tabii bundan tam 100 yıl önce 1 Temmuz 1921'de 12 kişinin kurduğu bir parti. Bugün tam 100 yıl sonra 95 milyondan fazla üyeye sahip ve milyonlarca kişi de milyonlarca Çinli de aday adayı ve aday olmak üzere partiye üye olmayı bekliyor. Bu tabi 100 yılda müthiş bir başarı Çin Komünist Partisi için. Bu 100 yılda şöyle çok çarpıcı örnekler verebiliriz. 1900 Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda ortalama bir Çinlinin yaşam süresi 36 yıl kadardı. Yani bir Çinli ortalama 36 yıl kadar yaşayabiliyordu. Bugün bir Çinlinin yaşam süresi 76'nın üstünde. Yani şöyle söyleyebiliriz ki Çin Komünist Partisi ile birlikte ÇKP Çin halkına bir ömür verdi. Yani bu şekilde özetleyebiliriz bu mucizeyi. Bir ömür vermiş oldu Çin halkına. Bu sürede yaklaşık 1949 yılında Çin dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesiydi. En yoksul ülkelerinden bir tanesi. Yüz milyonlarca insan açlıktan, yani milyonlarca insan açlıktan ölüyordu. Yüz milyonlarca insan da aşırı yoksulluğun altında yaşamak zorunda kalıyordu. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte bu geçen 50-60 yıllık, 70 yıllık süreçte Çin bugün 2020 yılına geldiğinde, 2020'nin sonunda aşırı yoksulluğun altında hiçbir insanı bırakmadı Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Ve bu onların en büyük hedeflerinden bir tanesiydi. Bu aynı zamanda bir hedef, bir her ne kadar hayal gibi gözükse de, mucize gibi gözükse de bunu gerçekleştirmiş bir partiden bahsediyoruz. Tabii İç savaşlar, emperyalizme karşı savaş, Japonya'ya karşı savaş, İngiltere'ye karşı savaş, 100 yıldan fazla sürekli işgal edilen bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ve 1921'de bir parti kuruluyor. Bu parti
Aradan 28 sene sonra iktidara geliyor, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuruyor ve bu sürede, aslında kısa diyebileceğimiz tarih açısından bir sürede, büyük mucizeler başlatıyor. Traktörü olmayan, traktöre binemeyen bir halk bugün Mars'a çıkabiliyor. Çok çarpıcı örnekler saymakla bitmez Çin Komünist Partisi'nin. Bugün de çok görkemli bir törenle 100. yılını kutlamış oldu. Şimdi çok uzun bir süre Çin'de yaşadın Özgür Altınbaş. Merak ettiğim şey şu: Çin Komünist Partisi'nin gündelik yaşamdaki yeri, gündelik yaşamdaki etkisi nedir? Bunu merak ediyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Anlatabilirsen sevinirim. Aslında şöyle özetleyebilirim. Çin halkı demek, Çin Komünist Partisi demek, Çin Komünist Partisi demek, Çin halkı demek. Çünkü dediğim gibi 95 milyondan fazla üyesi var. Gençlik kolları da ayrıyetten 90 milyondan fazla ve milyonlarca kişi de aday adayı bu partiye üye olmak için. Yani sokağa çıktığınızda bir Çin Komünist Partisi üyesine rastlamamanız çok düşük bir ihtimal. Yani halkla iç içe olan bir partiden bahsediyoruz. Hayatın her alanında okula gidin, üniversiteye gidin, hastaneye gidin, polis bürosuna gidin, herhangi bir yere gidin, mutlaka bir Çin Komünist Partisi sorumlusuyla karşılaşırsınız. Bir ÇKP üyesiyle, biliyorsunuz onlar da aynı zamanda devlet memurları, askerler, polisler de Çin Komünist Partisi üyesi olabiliyor. O yüzden hayatla iç içe geçmiş bir partiden bahsediyoruz. Sürekli arkadaşlarınız Çin Komünist Partisi arkadaşlarınız olabilir. Ben de dediğin gibi yıllarca orada yaşadım ve çokça Çin Komünist Partisi üyesi arkadaşlarım, genç arkadaşlarım olmuştu. Yaşlı aynı zamanda arkadaşlarımız vardı. Burada halkın, yani ÇKP'nin halkla iç içe geçtiğini görebiliriz. Gittiğiniz her yerde bunun nüvelerini görebiliyorsunuz. Çünkü bir parti devleti Çin Komünist Partisi ve 1949'dan beri Çin Komünist Partisi'nin iktidarında yönetilen bir devletten, istikrarlı bir şekilde yönetilen bir devletten bahsediyorsunuz. Her sene, her 5 yılda bir düzenli bir şekilde ekonomi planları yapılır, kongreli yapılır. Hiçbir zaman bunlar sarkmaz, hiçbir zaman bir istikrarsızlığa uğramaz. Sürekli halkla iç içe geçmiş bir parti. Ve tabii bu en önemli noktalarından bir tanesi de bu. Çünkü Çin Komünist Partisi'nin başarısındaki en büyük şey halk ile iç içe geçmiş bir yapısının olması. Yani sıradan bir insan bu partiye üye olup orada çalışıp devlet başkanı olabilir. Yani böyle bir şey, yoksul bir köylüye bir devlet başkanlığı verebilir. Şimdi tabii çok normal olarak hep Batı demokrasisi örnek geçtik gibi bize, ama Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin seçimler yapılır, seçimlere katılımları son derece düşüktür. Örneğin son Fransa'da %65 kadar kişi oranında sandığa gitmedi. Ama baktığımızda Çin Komünist Partisi sürekli bir istikrardan bahsediyoruz. Ve Xi Jinping de bu istikrarın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Çünkü kendisi gençlik yıllarında halk ile nasıl iç içe geçtiğini örnek vermek açısından anlattım bunu. O kişi 7 yıl kadar, yani yıllarca mağaradan bozma partinin verdiği görevle halkla iç içe birlikte çalışıyor. Parti Xi Jinping'e görev veriyor 1970'li yıllarda ve kendisi mağaradan bozma bir evde yıllarca partinin göreviyle birlikte köylüyle beraber aynı bardaktan su içiyor, aynı tabaktan yemek yiyor ve bu insan ileride dünyanın en büyük ekonomisine sahip, en büyük ordularından birisine sahip, ticaret yolları açısından çok önemli noktalara sahip bir ülkenin devlet başkanı olabiliyor. İşte ÇKP'yi anlatırsak aslında Xi Jinping'den örnek verebiliriz. Şöyle devam etmek istiyorum o zaman. Şimdi ÇKP'nin dünya ölçeğinde bir siyasi parti olduğunu zaten ifade ettin ve aynı şekilde dünya ölçeğinde siyasi partileri bir araya getirmeye çalışan, fikirleri ve tecrübeleri paylaşmak isteyen ve bunun içinde gayrette olan bir ÇKP'den bahsediyoruz. En son Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katıldığı bir toplantı, bir buluşma gerçekleşmişti. Benim de merak ettiğim şey şu: ÇKP bu buluşmalarla neyi hedefliyor? En son Vatan Partisi'nde katıldığı Marksizm Kongresi olmuştu. Dünya Marksist Partiler Kurultayı olmuştu. Çin Komünist Partisi'nin internet üzerinden yaptığı bir etkinlikti. Orada tabii birinci mesaj şu: Marksist, Sosyalist partileri bir araya toplayarak önce sisteme bir mesaj vermek, emperyalizme bir mesaj vermek ve bu mesajları tabii ileriye yönelik projelerle taçlandırmak. O da ne oluyor? Kuşak yol gibi girişimler
çok önemli bu noktada. Çin Komünist Partisi eskiden olmadığı kadar dünya siyasetinde daha fazla yer alıyor. Tabii bunu 2015'te Xi Jinping Kuşak Yol girişimiyle başlattı ama bu sadece ticari ve ekonomik bir girişim değil. Aynı zamanda siyasi bir girişim. Tabii bu düzenlenen etkinlikler, Marksist partilerin toplanması, sosyalist partilerin toplanması dünyada sosyalizmin, yani Çin'e özgü sosyalizmin tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması ve diğer ülkelerden de bu sosyalist tecrübelerin alınması. Bu çok önemli çünkü Çin Komünist Partisi, Çin Devleti şöyle bir şey yapmıyor. Biz en iyi pratiği verdik ve herkes bize göre kendi sosyalist pratiğini aktaracak. Böyle bir şeyden kaçınıyor. Zaten kendileri de kendi sistemlerini Çin'e özgü sosyalizm olarak adlandırıyorlar. Bu çok önemli bir nokta çünkü Çinliler şunu çok iyi kavramış durumda. Her toplumun kendine özgü nesnel şartları vardır ve sosyalist toplum kurmada da o nesnel şartlara göre hareket etmek gerekiyor. Yani Türkiye'de, Küba'da, Venezuela'da, Rusya'da, Kanada'da herhangi bir ülke farklı nesnel bir şartlara sahip olduğu için sosyalizm pratiği de kendi ülkesine göre gelişiyor. O yüzden Çin Komünist Partisi hem bu etkinliklerde öğreniyor diğer partilerin sosyalist pratiklerini hem de aynı şekilde kendi adlandırdığı Çin'e özgü sosyalizmin pratiğini diğer ülkelere tecrübe olarak göstermiş oluyor. Çin Komünist Partisi'nin genel sekreteri aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in konuşmasının önemli olduğunu ifade etmiştim. Buraya biraz değinmek istiyorum şimdi. Bizi sindirmeye çalışanlar Çin halkının çelikten duvarına çarpar sözleriyle mesaj kime verildi? Aslında mesaj çok net. Mesaj Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya verildi. Tabii Xi Jinping'in 100. yılında, ÇKP'nin 100. yılında yaptığı bu konuşma çok sert bir konuşma olarak geçti haber bültenlerine, dünya basınına da. Çünkü aslında Xi Jinping burada hem parti içerisine hem içe hem de dışa bir mesaj vermiş oldu. Dışa verdiği mesajda da zaten biliyorsunuz son dönemde Trump'la birlikte başlayan, aslında Trump'la değil, 2001'de Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesiyle birlikte aslında başlayan ama Trump döneminde çok daha ileri boyuta varan ticaret savaşı ile birlikte Kuşak Yol güzergahında yapılan terör eylemleri, son olarak G7 ve NATO zirvesinde Amerika'nın diğer Avrupa ülkelerini Çin'e karşı kışkırtma pratiği, o çabaları sonunda 100. yılında Xi Jinping'in böyle bir konuşma yapmasına neden oldu. Çünkü orada çok net bir şekilde Xi Jinping şu mesajı verdi Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani emperyalizme daha doğrusu. Eğer siz Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırı planlarsanız, kendi kurduğu cümlesiyle söylüyorum, 1.4 milyardan fazla Çin halkının etiyle kemiğiyle kurduğu Çin Seddi'ne kanlı kafalarınızı vurursunuz. Çok sert bir konuşma Xi Jinping açısından, yani Çin açısından. Çünkü genelde bu tarz çok sert konuşmalar yapmaz. Diplomaside çok sert bir dil kullanmayan bir Çin vardı bundan 3-4 sene öncesine kadar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalizmin sahada Çin'e karşı Şincan özel bölgesinde, Hong Kong'da, Tayvan'da, Kuşak Yol güzergahlarında Çin'e karşı gösterdiği saldırgan politikalar Çin'in de emperyalizme karşı daha saldırgan olmasını sağladı. Tabii bu konuşmada altı çizilecek çok fazla şey var. İçe dönük de bir mesaj verdi. Biliyorsunuz burada Çin Komünist Partisi'nin halk ile bütünleşmiş bir parti olduğunu ve parti liderliğine güvenme mesajları verdi Xi Jinping. Orada aslında biraz dışa da mesaj var. Çünkü şöyle bir şey söylüyor Xi Jinping. Siz Çin Komünist Partisi ile asla Çin halkını birbirinden ayıramazsınız. Biliyorsunuz Mike Pompeo bir Dışişleri Bakanı iken, bundan yaklaşık 7-8 ay önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Çin Komünist Partisi dünyanın en büyük tehlikesidir. Aynı zamanda Çin halkından da farklıdır gibi bir açıklama yapmıştı. Burada aslında şunu görüyoruz. Dış, yani emperyalizm Çin halkını Çin Komünist Partisi'ne karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama bunda başarılı olabilir mi? Olamaz. Çünkü şöyle bir pratik var. Az önce de defalarca verdiğim örnek gibi. 100 milyonlarca insan bu partiye bağlı. Düşünün ki 95 milyonluk bir üye sayınız var. Her aileden bir kişinin partili olduğunu düşünürseniz, çevresini düşünürseniz halkla iç içe geçmiş bir partiden bahsediyoruz. Orada Xi Jinping içe de bir mesaj veriyor. Yani biz Çin Komünist Partisi olarak Çin halkının en büyük parçasıyız ve onunla iç içe geçmiş durumdayız. O yüzden parti liderliğine güvenme mesajı çok önemliydi Xi Jinping için. Eski kendisinden önce gelen
devlet başkanlarının tek tek isimlerini alarak Mao Zedong, John Lai, işte Deng Xiaoping gibi, Jiang Zemin gibi, Hu Jintao gibi çok önemli liderlerin isimlerini anarak bu kişilerin aslında şu anda partinin geldiği kuvveti ve kudretin temelleri olduğunu söyledi ve partiye güvenmelerinin, yani Çin halkının partiye güvenmesi gerektiğini ve liderliğine güvenmesi gerektiğini söyledi. Bu da altını çizecek noktalardan bir tanesi ve tabi burada Çin'in başarılarından da bahsediyor Xi Jinping. Biliyorsunuz ki Çin'in 200 yıl planı var. Birinci yüzyıl planı 1921'den 2021'e kadar Çin halkının tamamının orta halli refah toplumuna ulaşması. Xi Jinping konuşmasında bunun tamamıyla başarılı olduğunu, yani aşırı yoksulluğun altında bir kişinin bile kalmadığını, orta halli refah toplumunun kurulduğunu söyledi Xi Jinping ve ilk birinci yüzyıl hedeflerinin başarılı olduğunu açıkladı. İkinci yüzyıl hedefi ise sosyalizmi kurmak, Çin'de tamamıyla sosyalizmi inşa etmek. Burada da tabii Çin'e özgü sosyalizmi verdiği tanımlama aslında sadece Çin içerisinde değil, diğer ülkeleri de, ekonomilerini de etkileyecek bir nokta. Yani Kuşak Yol girişiminden bunu alabiliriz. Çünkü birçok ülkeyle yakın ilişki kuruyor bu sayede. Ve hem kendi pratiğine hem de onların pratiğine kendini alıyor. Şimdi ikinci yüzyıl planı olarak Çin Komünist Partisi ve Çin Devleti tamamıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nde sosyalizmi kurma hedefine ilerliyor. Peki bir de merak ettiğim noktalardan biri ÇKP'nin Çin ve Türkiye ilişkilerine bakış açısı. Bize biraz bunu anlatabilir misin? Bundan iki gün önce İstanbul Başkonsolosu Tuğbe'nin basın mensuplarına yaptığı görüşmeye katılmıştım. Orada yönelttiğim bir soruya şu cevabı vermişti Tuğbe. Birincisi Kuşak Yol girişimi üzerinde Türkiye'nin en hevesli, yani bu girişime en hevesli ülkelerden ve ilk giren ülkelerden bir tanesinin olduğunu söyledi. Çünkü Türkiye Çin komünist, yani Çin halkı için, Çin Halk Cumhuriyeti için çok önemli. Çin Halk Cumhuriyeti de aslında Türkiye için çok önemli. Hem ekonomik olarak, hem siyasi, hem de güvenlik açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye kendi adlandırdığı orta koridor, yani Kuşak Yol'daki orta koridorun merkezi. İran, Türkmenistan, Suriye, Irak ve Türkiye'nin bulunduğu, bu merkezinde Türkiye'nin bulunduğu orta koridor Çin Halk Cumhuriyeti için, yani Kuşak Yol girişimi için çok önemli bir nokta. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya açılan kapısı, Kuşak Yolu üzerinden hem tren yolu hem de kara yoluyla açılan bir kapısı. O yüzden Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'ye çok önem veriyor bu konuda. Eğer Avrupa'ya ulaşmak istiyorsa, ticaretini daha fazla genişletmek istiyorsa, Kuşak Yol girişimini daha fazla geliştirip kazan kazan ilişkisini daha iyi kurmak istiyorsa, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yaklaşımı çok önemli. Türkiye'nin de Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaklaşımı çok önemli. Biliyorsunuz ülkemiz son yıllarda büyük bir ekonomik krizin içerisinde, sıcak para sıkıntıları yaşıyor, altyapı sıkıntıları yaşıyor, üretim sıkıntıları yaşıyor. Kuşak Yol girişimi de Türkiye için bulunmaz bir nimet. Yani Çin Halk Cumhuriyeti ile, sadece Çin Halk Cumhuriyeti ile değil, Rusya ile, İran'la, Orta Asya ülkeleriyle bağlantıya geçmek için, ekonomik ve siyasi anlamda bu bağlantıları geliştirmek için çok önemli bir nokta Kuşak Yol girişimi. O yüzden Çin Halk Cumhuriyeti Kuşak Yol girişiminden dolayı ve Suriye, Irak'ta yaşanan terör olayları ve bölgenin güvenliği açısından, Amerika'nın da Türkiye ile savaşan, yani Türkiye'nin de Amerika'ya karşı savaştığı bir ülke olarak gördüğü için, burada Türkiye'ye yaklaşımı çok kritik. Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok hassas bir şekilde yaklaşıyor Türkiye. Dediğim gibi Kuşak Yol girişimi için bir kapı olduğu için Türkiye çok önemli Çin Halk Cumhuriyeti için bu noktada. Peki, çok teşekkür ediyoruz Özgür Altınbaş'a. Aydınlık Gazetesi Avrupa editörü bizimle birlikteydi. Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı görkemli bir törenle kutlandı dedik. İki ülke ilişkilerini değerlendirdik, yorumladık ve ÇKP'nin neden mucize olarak adlandırılan bir devrim süreci geçirdiğini ve dünya içinde ne anlama geldiğini, Çin Devlet Başkanı ve aynı zamanda ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping'in konuşmasının, mesajlarının dünyaya nasıl yansıdığını birlikte değerlendirdik. Sayın Altınbaş'a bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şimdi reklam arası vereceğiz ama dönüşte yine bizim için önemli bir konu, hepimizin gururu olan bir konuyla devam ediyor olacağız. A milli erkek basketbol takımı FIBA Olimpiyat elemelerinde başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Kanada'da düzenlenen turnuvanın ikinci maçında biliyorsunuz Çekya'yı mağlup etti ve önümüzdeki gün
günlerde finaldeki, yarı finaldeki rakibi netleşecek. Biz de bu konuyu Aydınlık Gazetesi Spor Servisi Şefi Semih Nişancı ile değerlendireceğiz. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte lütfen bizi bekliyor olun ekranlarınızın başında. Evet efendim, Gece Görüşü kaldığı yerden devam ediyor Ulusal Kanal Ulusal Radyo ortak yayınında. A milli erkek basketbol takımımız olimpiyat hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor demiştik. Türkiye, Kanada'da düzenlenen turnuvanın ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti. Milli takım 2'de 2 yaptı. Türkiye grubunu lider tamamladı. Sırada yarı final mücadelesi var. Hey, hey. A milli erkek basketbol takımı FIBA olimpiyat elemelerindeki ikinci grup maçında Çekya ile karşılaştı. Tempolu başlayan maçta Furkan Korkmaz'ın skorer oyunuyla Türkiye ilk çeyreği önde tamamladı. İkinci periyodun başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasında takımlar 4'er sayı üretebildi. Türkiye son periyoda 63-54 önde girdi. Ay Yıldızlılar karşılaşmadan 87-70 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Milli takım 3 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde A grubunu ikinci bitiren ekiple mücadele edecek. 12 dev adamın yarı finaldeki rakibi Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak. Evet, bu konuyu konuşacağız demiştik. Aydınlık Gazetesi Spor Servisi Şefi Semih Nişancı bizimle birlikte. Gece Görüşü'ne hoş geldin Semih Nişancı. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Gruptan çıktık, ilerleme şansımızı nasıl görüyorsunuz diye ilk soruyla başlayalım. Çünkü A milli futbol takımımızla şöyle biraz üzülmüştük en son geçtiğimiz günlerde. Umduğumuz gibi gitmedi işler ama filenin efeleriyle yüzümüz gülmüştü yine aynı gün içerisinde. Bu kez 12 evet. Dev adam yüzümüzü gülümsetir mi, güldürür mü diye de başlamak istiyorum. Şimdi iki önemli maç oynadık. Önce Uruguay karşısında, sonra Çek Cumhuriyeti karşısında. Kanada'da oynadık. Türkiye saatine göre 05.35'teydi hatta iki maçta başlangıç saati olarak. Uruguay biraz daha dişimize göre bir rakipti. Onları zaten yenmemiz gerekiyordu her halükarda. Onları yendik ilk maçımızda. Çek Cumhuriyeti, yani dün sabah diyebiliriz artık. Dün sabah oynadığımız Çek Cumhuriyeti maçı çok kritikti. Onların bize 2 sene önceki dünya şampiyonasında bize çok büyük problem çıkartmışlardı ve bizi yenip turnuva dışına itmişlerdi. Bu sefer biz rövanş aldık tabiri caizse. Yeni hocamızla Orhun Ene, yeni kadromuzla onları iyi bir basketbolun ardından yendik. İsterseniz Uruguay ve Çek Cumhuriyeti maçını tek tek sırayla değerlendirebilirim. Tabii iyi olur, iyi olur. Şöyle, Uruguay dediğim gibi daha dişimize göre bir rakipti. Ancak biz biraz o maçta tutuktuk. Yani bizim en önemli oyuncularımızdan Ersan İlyasova var. O maçın içine bir türlü girememişti. Oyun kurucularımız maalesef en sorunlu bölgemiz bizim. Onlar gereken katkıyı verememişti ama Uruguay maçında Cedi Osman, NBA'deki yıldızımız Cedi Osman takımı taşımıştı. Büyük katkı yapıp yani tam anlamıyla bir liderlik etti takıma ve Uruguay'ı mağlup ettik ilk maçımızda 85-76. En büyük sorunumuz şuydu o maçta. Biz öndeydik ama devamlı rakibi ortak ediyorduk oyuna. Yani biz kaçıyoruz, onlar kovalıyor, kovalamalarına izin veriyoruz. Bir türlü galibiyet konusunda kapıyı kapatamıyorduk. Biraz zorlandık bu yüzden. Çek Cumhuriyeti maçı ise çok daha ümit verici oldu bizim için. Hem Cedi Osman, hem Furkan Korkmaz, hem şutörümüz Melih Mahmutoğlu çok iyi oynadı. Takımımızın hemen her bölgede katkı veren, 3-4-5 numarada katkı verecek Ersan İlyasova nihayet ısındı oyuna, maça.
şut katkısı verdi, rebound katkısı verdi. Ersan iyi oynadığında bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Yani takımın ciğeri gibi adeta. Onun enerjisine çok ihtiyacımız var. O da devreye girince 87-70 gibi bir skorla kazandık ve yarı finale yükseldik. Yani şu da var, herhangi bir kazaya mahal vermedik. Çek Cumhuriyeti maçında tempoyu biz kontrol ettik. Yani maçın başından itibaren dedik ki bu maç bizim. Furkan Korkmaz'ın performansı tabii ki dikkat çekiciydi bu maçta. Evet. Furkan öyle bir başladı ki maça, hani tamamen sazı eline aldı, ipleri eline aldı ve 20 sayıyla bitirdi maçı. Maça iyi girmemizin, tempo, ritim yakalamamızın en büyük etkenlerinden biriydi Furkan. Melih Mahmutoğlu yine önemli katkı verdi, şut katkısı verdi. Yine notlarıma bakıyorum hemen. Ersan'ın maç sonunda işin içine girmesi o kadar büyük fark ettirdi ki maçı bir anda kopardık. Sana. Koparıp aldık maçı ve yarı finale yükseldik. Şimdi önümüzdeki süreçte rakip ya Çin ya da Yunanistan olacak. Şimdi merak ettiğim, hangisi bizim oyun tarzımıza daha uygun bir rakip olur? Sen ne dersin mesela? Şununla oynasak finaldeyiz diye. Şöyle, tabii Çin basketbolda yeni yeni adımlar atıyor. Yani zaten grupta da, diğer grupta da çok favori değillerdi. Üç takımla o grupta galibiyet almalarında biraz zor bir gözle bakılıyordu. Çin biraz daha nasıl diyeyim, yenebileceğimiz bir ekip ama muhtemelen Yunanistan kazanacak o maçı. Yani herhalde bir 10 basketbol otoritesine sorsak 9'u kesinlikle Yunanistan der. Çin daha emekleme, adımlama aşamasında basketbolda. Yunanistan'ın karşımıza çıkabileceğini söyleyebilirim. Yani çok büyük bir ihtimalle. Tabii basketbolda kesin diye bir şey yok. Onu vurgulayalım. Ama onların şansı daha yüksek. Yunanistan'ın şansı daha yüksek. İsterseniz o maç hakkında da birkaç kelime edebilirim. Tabii ki, sevinirim. Şöyle, şimdi Yunanistan'ın bize en büyük üstünlüğü oyun kurucu pozisyonunda. Bizde şöyle bir talihsizlik yaşandı. Turnuva öncesi biz Larkin'i Türk vatandaşlığına geçirmiştik geçen yıl. Larkin'i kullanacaktık, Anadolu Efes'in oyun kurucusu. Ama onun belindeki sakatlık nüksetti. Bir şanssızlık oldu bizim için. Bir de oyun kurucularımızdan Berk Uğurlu ilk Uruguay maçında sakatlandı. Böyle olunca iki oyun kurucumuz yok. Berk muhtemelen oynamayacak diye biliyorum. Yunanistan'da ise Kalates ve Sulukas var. İki çok önemli oyun kurucu. Sulukas zaten yıllarca Fenerbahçe'de oynadı. Bütün Türk basketbol severler yakından tanıyor. Ama şu da var. İkisi de öyle durdurulamayacak oyuncular değil. Yani Kalates'in şut defosu var. Şut konusunda çok büyük bir sorunu var. Sulukas'ın Fenerbahçeliler çok yakından bilir. Karar mekanizmasında ciddi bir sıkıntısı var. Her an takımını yukarıda çekebilir, aşağıda indirebilir. Yani evet. Bizde ise bence en önemli bizim avantajımız Yunanistan'a göre bizim forvetlerimiz. Yani Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan Ilyasova. Bu üç oyuncu hele daha önce dediğim gibi Ersan yavaş yavaş ısınıyor, enerji koymaya başlıyor. Cedi ve Furkan'ın çizgisi zaten çok iyi şu an. Bizim en büyük üstünlüğümüz burada. Ha, şunu da unutmadan ekleyeyim bu arada. Bunu mutlaka eklemem lazım. Biz yeni bir jenerasyon yakaladık pot altında. Yani 5 numara pozisyonunda bizim 2 tane altın gibi gencimiz var. Ömer Faruk Yurtseven ve Alperen Şengül. Biri 23 yaşında, diğeri 18 yaşında. Dünyanın en büyük basketbol takımlarının, NBA'in dikkatle takip ettiği iki oyuncu. Her iki oyuncu da çok hareketli. Basketbol tabiriyle içeri iyi devrilen, potu altında iyi bitiren oyuncular ve 29-30 yaşındaki Sertaç Şanlı geçen sezon Avrupa basketbolunun parlayan yıldızıydı ki Barcelona'ya gitti bugün. Barcelona transfer etti onu. Bizim 3 tane potu altında altınımız var açıkçası. Altından silahlarımız var ve bu silahlar da bizim Yunanistan'a göre en büyük avantajlarımızdan biri olacak. Onların çıkacağını farz ediyorum. Büyük bir ihtimalle. Pot altını iyi beslersek
bizim çok büyük avantajımız var final yolunda. Ve tabii forvetlerimiz Cedi ve Furkan'ın skor üretimi bizi bir adım öne çıkaracak bence. Finalde de çok büyük ihtimalle rakibimiz Kanada olacak. Tam o soruyu soracaktım. Olası rakipler kimler? Öyleyse Yunanistan'dan sonra diyecektim Kanada olduğunu ifade ettin. Sen şimdi Alperen Şengül'e dikkat ettin, dikkati çektin. Benim de merak ettiğim evet. NBA'ye gideceğine kesin gözüyle bakılıyor mu? Hani yaşından dolayı daha çok erken diyen bazı yorumcular oldu ama sence performansı nasıl olur NBA'de? Ya şöyle, şimdi Alperen'in muhteşem bir altyapısı var. Bir defa sırtı dönük oynayıp sayı çıkarabiliyor, içeri devrilip sayı çıkarabiliyor. Hatta orta mesafe şut bile kullanıyor. Top hakimiyeti, pivot hareketleri çok sağlam. Savunmada rebound ve blok sezgisini giderek geliştiriyor. Ben açıkçası bir iki sene daha Türkiye'de ya da Avrupa takımında ya da bir Türk takımında Efes ya da Fenerbahçe olabilir kalmasını isterim ama çok büyük ihtimalle NBA'ye gidecek Alperen doğrudan. NBA'yi kasıp kavuran Sırp bir uzun var, Nikola Jokic. Alperen içinde yeni Jokic diyorlar. Öyle bir profil çiziyor çünkü. Bence bu yaz NBA'ye gidecek yani büyük ihtimalle. Çok son anda bir olağanüstü bir teklif gelmezse NBA'de temsil edecek ülkemizi. Henüz 18 yaşında ve 18 yaşında olmasına rağmen yaşına göre kat kat büyük bir olgunluğu var gerçekten. Bu şampiyonada da iki maçta da. Oyunuyla da öyle. Tabii. Çok önemli özellikleri var. Yani bugün pivot hareketlerini bu kadar iyi yapan, sırtı dönük bu kadar özgüvenli oynayan, atletizm de hiç fena değil. Yani bir pivot için açıkçası her şey var. Alperen'de eksik bir yan düşünüyorum. Tabii geliştirecek bunları, bütün bu yanları da. Hele şutunu da, orta mesafe şutunu da belli bir seviyede böyle bir istikrar yakalarsa muazzam bir yere gelecek. Yani pot altı oyuncular olarak şanslıyız. 3-4 sene öncesinde çok büyük sıkıntı çekiyorduk biz pot altında. Bir türlü gelmiyordu, yetişmiyordu ama Sertaç'ın kariyer gelişimi basamakları 3'er 5'er sıçradı adeta son 2 yılda. Alperen ve Ömer Faruk'un da yetişmesiyle biz bayağı bir pot altında rahatladık. Elimizi rahatladı ve güçlendi. A milli takımımızın oyun olarak düzeltmesi gerekenler var mıdır sence? Artılar, eksiler diye baktığımız zaman önümüze çıkan tablo nedir? Bizi gerçekten olimpiyat hedefinde neler bekliyor sence? Şimdi Uruguay maçında dediğim gibi rakibi çok ortak etmiştik oyuna ve maçı kontrolümüze alamamıştık. Uruguay bizim dengimiz bir takım olmamasına rağmen bu bir eksiydi. Çek Cumhuriyeti maçında yüksek tempo ile başladık, yüksek tempo ile bitirdik. Tempo bazen takımları raydan da çıkarabiliyor basketbolda. Yanlış tercihleri beraberinde getirebiliyor. Ama buna rağmen oyunun büyük kısmında bizim istediğimiz oldu. Yani biz tempo yaptıkça sayı bulduk, farkı açtık ve galibiyete gittik. Artımız bu. Yüksek tempo geçiş hücumları bizi öne itiyor. Bizim farkımızı hissettiriyor rakiplere oranla. En önemli avantajımız bu ve şu da var tabii. Demin de söylediğimiz gibi bireysel yeteneklerimiz gerçekten güzel bir milli takım. Cedi'siyle, Furkan'ıyla, Ersan'ıyla, pot altındaki gençlerimizle biz hakikaten başarılı bir yoldayız, iyi bir yoldayız. Tek sorun nedir? En büyük sorunumuz oyun kurucu maalesef. Yani yıllardır bir türlü oyun kurucu mevkisinde biz beklenen atılımı bir türlü yapamadık. Yani hep devşirmelerle orayı. Şöyle bir düşünüyorum şu an. Bir dakika. 2014'te başladık galiba. 2014'te Emir devşirildi. 2016'da Bobby Dixon, Ali Muhammed devşirildi. Sonra Wilbekin devşirildi. Larkin devşirildi. Yani yaklaşık 7 sene. Çok ciddi bir süre bu. Ki 7 hepsi senedir de A milli takıma iz bırakıp var olan isimler oldular. Evet. Yani çok iyi katkı verdiler ama şu da var. Biz kendi içimizden artık bir oyun kurucu alternatifi yetiştirmeliyiz. En büyük dezavantajımız bu. Onun dışında
Hakikaten bizim iyi bir milli takımımız var. Final neden olmasın? Yani olmaması için bir sebep göremiyorum. Tek dezavantaj işte oyun kurucu probleminden dolayı bir ihtimal ritim dışına çıkabiliriz. Onun dışında özellikle forvet sayılarıyla ben final yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Peki Semih Dişancı, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, yayınımıza katkıların için. Önümüzdeki saatlerde 12 dev adamın rakibi belli olacak. 02.05'te evet. oynanacak maç 2 Haziran'da. Çin-Yunanistan evet. maçının ardından rakibimiz belli olacak diyelim. İzleyicilerimiz için de hatırlatalım. 3 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde de A grubunu ikinci bitiren ekiple mücadele ediyor olacak 12 dev adam. Bizim için önemli. Yüzümüz gülsün istiyoruz. 12 dev adamın da yüzü gülsün. Olimpiyatlarda finallerimize yükselsin istiyoruz. Kendilerine buradan başarılar diliyoruz. Haberlerimize devam edelim şimdi. Dünya Sağlık Örgütü Çin'in sıtma hastalığını yendiğini duyurdu. Çin sıtmasız ülke sertifikası almaya hak kazandı. Covid-19'da mücadelesinde büyük başarı sağlayan Çin, bir hastalığı daha sınırlarından dışarı attı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in 20. yüzyılda çok sayıda insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığının üstesinden tamamen geldiğini duyurdu. Dangerous situation. 1940'larda yılda 30 milyonu bulan vaka sayısı son yıllarda sıfıra indi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, bugün Çin halkını ülkelerini sıtmadan kurtardıkları için kutluyoruz. Bu zor kazanılan başarı, yıllar süren hedefe yönelik eylemlerin ürünü olmuştur dedi. Dangerous situation. Çin'in sıtmayla mücadeleye yönelik sistematik çabaları Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kurulmasının ardından başladı. 1950'lerde hastalığa karşı önleyici tedbirlerin uygulanmasıyla başlayan süreç 1967'de başlatılan 523 projesiyle ilaç geliştirmeye yönelik seferberliğe dönüştü. Tüm bu çabaların ardından Çin, yıllık sıtma vakası sayısını 1990'lı yıllarda 117 bine, 2000'li yıllarda ise 5 bine kadar düşürmeyi başardı. Son 4 yılda sıtma vakasının görülmediği için sıtmasız ülke sertifikası almaya hak kazandı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı tanıtıldı. Plan 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde hazırlandı. 5 yıl geçerli olacak plana göre şiddetle mücadele mevzuatı gözden geçirilerek etkin şekilde uygulanacak. Koruyucu hizmetlerin etkinliği de artırılacak. Yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni döneme girildi. Planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdık. Türkiye eşcinselliği dayatan, kadını küçülten İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6.284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi bu doğrultudaki en önemli dönüm noktasıdır. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilme ile de bitecek değildir. 5 yıllık planda 5 ana hedef ve 28 strateji bulunuyor. İlk hedef şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirlendi. Her düzeyde kamu personeline eğitim verilmesi, kurumlar arası işbirliği protokollerinin imzalanması, tüm paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal ve yerel düzeyde faaliyetlerini sürdüren komite ve komisyonların etkinliklerinin artırılması gibi 35 faaliyet yer alıyor. Ulusal eylem planımızın 3. hedefi koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. 4. hedef toplumsal farkındalığın artırılması olarak planda yer aldı. 5. hedef ise verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması olarak kaydedildi. Özel sektörün
kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif rol alması, medyanın şiddetle mücadelede sorumlu ve etik yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gibi hususlarda çalışmalar yürütülecektir. Yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının tamamlanması stratejik hedeflerimiz içinde yer alıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele veri bankasındaki bilgilerin yorumlanmasından failler ve kadın cinayeti hükümlüleri ile araştırma yapılmasına kadar 28 faaliyete bu başlık altında yer verilmektedir. Yeni eylem planıyla kadına yönelik şiddete karşı yeni merkezler de açılacak. 7 ilimizde 9 yeni kadın konukevi daha açılacaktır. Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nden 30 profesörün ayrıldığı iddiaları basına yansımıştı. Yerel sitelerde yayınlanan haberlerde profesörlerin Aydın'da yaşamak istemedikleri için ayrıldığı öne sürüldü. İddialarla ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir ulusal kanala konuştu. Rakamların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aldemir, üniversiteye de büyük bir ilginin olduğunu vurguladı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesörün ayrıldığı iddiası Aydın'da tartışma yarattı. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir rakamların doğru olmadığını söyledi. 2019, 2020, 2021 yılları içerisinde toplam 13 profesör ayrılmış durumdadır. Ancak bu 13 profesörün 11 tanesi zaten yaştan dolayı emekliliği hak etmiş ve kendi rızalarıyla ayrılmış hocalarımızdır. Geriye kalan bir hocamız kendi rızasıyla poliklinik açmak için ayrılmıştır. Bir kişi de naklen atanmıştır. Başka bir üniversiteye geçiş olmuştur. Dolayısıyla 30 profesörün üniversiteden ayrılma durumu söz konusu değildir. Bir yerel haber sitesinde yayınlanan hastane başhekimi Profesör Doktor Serkan Öncü'nün röportajı da tepki çekti. Öncü'nün, "Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek. Bir an evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim" çabasında. "Tabii benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şey olmayan bu şehirden gençlerin gitmeleri haklı tabii" dediği iddia edildi. Profesörlerin istifa gerekçesi olarak da Aydın'da yaşamak istemedikleri gösterildi. Bu talihsiz açıklamayı gerçekten biz de hoş bulmuyoruz. Çünkü öğrenciler tercih dönemlerinde bu tür şeyler onların kafalarını karıştırmaktadır. Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi'ne büyük ilgi olduğunu söyledi. Devlet üniversiteleri normalde doluluk oranları %90 ile 93 bandı arasında yer alırken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi geçen sene %99'luk bir doluluk oranıyla gerçekten ilklere bir imza attı. Dolayısıyla burada öğrenci arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Tedirgin olacak bir durum söz konusu değil. Biz Türkiye'nin en trend üniversitelerinden bir tanesiyiz. Çünkü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi TÜBİTAK TR dizilim sıralamasında şu anda Türkiye'de 23. sırada yer almaktadır. TÜBİTAK sıralamasında ise Türkiye'de 15. sıradayız. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü başka üniversitelerde olmayan bir özelliklerini de vurguladı. 50 ülkeye ve 30 bin öğrenciye aynı anda senkron yayın yapabilen Türkiye'deki tek üniversiteyiz. Bu bizim gurur tablomuzdur. Tepkilerin odağındaki başhekim Profesör Doktor Öncü ise iddiaları yalanladı. Röportajın çarpıtıldığını, kayıt dışı sohbet sırasında söylediklerinin istifalara gerekçe gibi yansıtıldığını söyledi. Yani gerçekten son günlerde yalan haber üzerine yalan haber, bazen sosyal medya bizi gerçekleri görmeyelim diye aklımızda alay edercesine bu tür haberleri önümüze servis ediyor. Çok dikkatli olmak lazım. Buradan tüm izleyicilerimizi de uyarmak istiyorum. Şimdi Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Türk makamlarına teslim oldu. Aydın 2,5 yıldır firari durumdaydı. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Brezilya'da Türk makamlarına teslim oldu.
2,5 yıldır firarda olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, önceki gün yayınladığı videoda kendisinin de mağdur olduğunu savunarak kısa süre içinde teslim olacağını söylemişti. Sektörüne ve Türk ekonomisine. Aydın'ın Çiftlik Bank'la 132.222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin lira para dolandırdığı belirlenmişti. Çalışmamız var. Hatta günün önemli haberlerinden biriydi bu haberde. Güvenlik güçleri İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın düzenledi. 23 firari şüpheliden 17'si hücre evlerde yakalandı. Birazdan haber ekranlarınıza gelecek önemli bir haber. İzmir'de çok uzun zamandır FETÖ'yle mücadele devam ediyor ve FETÖ'yle mücadelede emniyet güçlerimiz önemli başarılara imza atıyor. O başarılardan biri geliyor şimdi ekranlarınıza. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. FETÖ firarisi şüpheliler örgütün hücre evlerinde yakalandı. Güvenlik güçleri çok sayıda hücre eve baskın yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili bilgileri açıkladı. FETÖ firarisi olan 23 kişiden 17'sinin baskınlarda gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada firari 6 FETÖ şüphelisinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ankara'da bir araya gelen eczacılar yeni eczacılık fakülteleri açılmasına tepki gösterdi. Sayı arttıkça niteliğin düştüğünü ve işsizliğin arttığını belirtiyor eczacılarımız. Taleplerini dinliyoruz şimdi. Buradayız çünkü biz işsiz ve geleceksiz kalmak istemiyoruz. Eczacılar Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya geldi, taleplerini dile getirdi. Çok sayıda açılan eczacılık fakültelerine tepki gösterdi. Eczacılık fakültesi sayımız 57'ye ulaşmış oldu. Geçen hafta Fenerbahçe Üniversitesi'nde yeni bir eczacılık fakültesi açıldı. Türk Eczacıları Birliği'nin önderliğinde 54 bölgenin eczacı odası açılan fakültelere karşı Ankara'dan seslendi. Yine söylüyoruz. Nitelik ve planlama yoksa bilim ülkeye de insana da yarar getirmez. Basın açıklaması yapan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak eczacıların taleplerini sıraladı. Öğretim elemanı eksik, bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış olan eczacılık fakülteleri derhal kapatılmalıdır. Eczacılık fakültesi açılması ve bu fakültelere kaç kişi alınacağı ülkenin kaynaklarına, sektörün iş gücü ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. 20 yılda 50 eczacılık fakültesi açtınız. Daha eczacılık fakültesi açmayın, gençlerimizi geleceksizliğe mahkum etmeyin. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin istatistikleri de belli oldu. Lise adayları tercihlerini 5 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Sınav istatistiklerini yorumlayan eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, tercih yapacak öğrencilere uyarılarda bulundu. Koronavirüs tedbirleriyle geçen eğitim yılının ardından lise adaylarının girdiği LGS sınav sonuçları da açıklandı. Ülke genelinde 97 öğrenci bütün soruları doğru yanıtlayarak sınavdan 500 tam puan aldı. Geçen yıl tam yapan öğrenci sayısı 181'di. Bu sene 97'ye düştü. Orada azalma var. En yüksek yüzdelik dilimse 200-300 puan aralığında yaşandı. Sınava giren öğrencilerin %62'si bu dilimde yer aldı. Yine geçtiğimiz yıl 200-300 puan aralığındaki öğrencilerin oranı %56'ydı. Bu sene bu oranda %62'ye yükselmiş. Başarısızlığa doğru bir gidiş var. Salgının etkisi var başarısızlıkta. Bununla birlikte soruların zorluk derecesinin de etkisi var. Yani hangisi daha fazla, hangisi daha az, bunu ayırmamız mümkün değil. Öğrencilerin 5 Temmuz'da başlayacak tercih dönemi 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Okul ya da evden webin sitesine girdiğinizde tercihe sıra geldiğinde önce size yerel yerleştirme yaptırıyor. Yerel yerleştirme şu demek.
evinizin bulunduğu bölge, bölgeye yakın komşulardan olmak kaydıyla en çok 5 okul seçebiliyorsunuz. Daha sonra size Anadolu Lisesi tercihlerini yaptıracak. Oradan da okullarınızı seçiyorsunuz. Yerleştirme yaparken tersini yapıyor bu defa bakanlık. Sınavla öğrenci alan okullardan herhangi birine yerleşebiliyorsanız oraya yerleştiriyor. O zaman da yerel yerleştirmede sizi göstermiyor. AK Parti uzun bir süredir beklenen hayvanları koruma kanununu meclise sundu. Teklife göre hayvanlar mal olmaktan çıkartılıp canlı statüsüne geçirilecek. Böylece hayvanlara karşı işlenen suçlar cana zarar verme olarak değerlendirilecek. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek. Hayvanlar mal değil can olacak. Onlara karşı işlenen suçların yaptırımı ağırlaştırılacak. Daha etkin korunmalarının sağlanması için bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunuyoruz. Son dönemde hayvanlara yönelik artan şiddet ve cinsel istismar vakalarının ardından AK Parti harekete geçti. Hayvanları koruyacak yeni kanun teklifini meclise sundu. İster sahipli olsun, ister sahipsiz olsun, hayvanlara karşı gerçekleştirilen nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak düzenlenmektedir. Teklife göre hayvanlar eşya statüsünden çıkartılacak. Bir canlı statüsüne getirilmekte ve dolayısıyla TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır ki bu düzenlemenin en temel noktasını bu oluşturmaktadır. Bir hayvanın neslini yok eden kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ev hayvanını kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi ise 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Kedi ve köpeklere ilişkinde önemli değişiklikler teklifte yer aldı. Pitbull, Terrier, Japanese Tosa gibi köpek türleri de yasaklanacak. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilmekte ve terkleri yaptırıma bağlanmaktadır. Pet shoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilmekte. Bir diğer düzenleme de sirklerdeki hayvanlar için yapılacak. Kara ve su sirkleriyle yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanmaktadır. Mevcut işletmelerin ise uhdesinde bulunan hayvanların doğal yaşam süresine bağlı olarak tasfiyesi öngörülmektedir. Hayvanlar için doğal yaşam parklarının oluşturulmasına ve hayvanların daha iyi şartlarda barındırılmalarına imkan sağlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde meclisteki ilgili komisyonlarda görüşülecek kanun teklifine göre hayvanlara karşı suç işlenmesi durumunda süreci Tarım Bakanlığı takip edecek. İzmir'de ünlü Osmancık üzümünün yetiştiği Gökçealan köyüne jeotermal santral kurulmaya çalışılıyor. JES girişimine karşı çıkan köylüler her türlü ürünün yetiştiği birinci sınıf tarım topraklarının korunmasını istiyor. Bu kadar güzel bir doğayı katletmek bana göre insanın suçudur. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan köyünde kurulmasına çalışılan jeotermal santral köylülerin tepkisini çekti. Bu cennet köşenin cehenneme dönmesinden endişeliler. Jeotermal santral kurulması için ÇED toplantısı yapılacağını öğrenen Gökçealan köylüleri mücadele başlattı. Biz köylü olarak JES'e karşıyız. Bu gördüğünüz cennet gibi olan bölgemizi cehenneme çevirmelerini istemiyoruz. Bu her şeyinden bu köy Selçuk'un bir tanesi. El birlikte buna mücadele vermeye hazırız. İzmir'in en bereketli yerlerinden olan Gökçealan'da 4 mevsim boyunca her tür ürün yetişiyor. Ya burada kiraz üretiyor, üzüm üretiyor, incir üretiyor, zeytin üretiyor. Bugün İtalya'nın Toskana'sı gibi ondan daha üstün burası. Bunu yok etmek kimsenin hakkı da değil. Biz onun gereğini yaparız. Kim gelirse gelsin.
devlet burada jeotermale destek vereceğine, düzgün, sistemli bir tarım politikasıyla bize destek verirse biz birçok jeotermalin kaçacağı katma değeri bu ülkeye katarız. Biz mesela bu köyden göç vermiyoruz, göç alıyoruz. Gençlerimiz üniversite okumuş gelmiş, çiftçilik yapıyorlar, üretiyorlar. Gökçeağlan muhtarı Nazmi Tabak, yöreye özgü Osmancık üzümünün korunmasını istedi. Organik tarım ilk Türkiye'de mesela bizim bu havzada başladı. Coğrafi işaretini almak için hazırlığı yaptığımız Osmancı üzümü var. Çok değerli bir üzüm, hiçbir yerde yetişmeyen bir üzüm. Bu üzümü değerlendirmek için biz bütün gençler mücadele yapıyor. Maalesef böyle projeler bizi çok üzüyor. Ya bu katliamı yaptırmayacağız. Bu üzümün yok olmaması için bu tür mücadele devam edeceğiz. Nüfusu 120 binin üzerinde olan Kuşadası ilçesinin içme suyu havzası da endişe kaynağı. Mesela jeoterma olduğu zaman bu içme sularımızı karışacağız. Zaten Allah'ın emri. Kuşadası bize 12 kilometre. Bütün içme suları buradan bizim havzadan gidiyor. Yetkililerden bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Biz burada bir tane traktörümüzün aletini koyacak, etrafı açık bir teneke yapamıyoruz, yasak. Küçücük şeyleri yapamıyoruz. Benim anlamadığım nokta bu jeotermal izni nasıl çıkıyor? Gökçeağlan halkı JES şirketlerini topraklarına sokmamakta kararlı. Yani bu tarım topraklarında yenilenebilir enerji oluşturulamaz. Böyle bir şey bir facia bizim için. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Bizim gelirimiz o topraklardan, o bağlardan, o zeytinliklerden. Biz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Jeotermaller de lazım ama bu çalışmaların yapılacağı yerleri, çevre il müdürlükleri iyi analiz etmesi gerekiyor. Üçüncü sınıf yerler var, gitsinler oraya yapsınlar. Tarım topraklarını ve zeytinlikleri koruyan yasaların uygulanmasını istiyorlar. Virüs çıktı, pandemi oldu. İnsanlar jeotermale, HES'lere ve atıyorum petrole gitmedi. İnsanlar bir anda marketlere, AVM'lere yığıldı. Yemek, yiyecek için, temel gıda için. Biz bunu da yetiştiriyoruz, insanlara sunuyoruz. Adana'da kavurucu sıcaklar başladı. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği şehirde sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerine sığındı. Gençlerse serinlemek için tehlikeli olan sulama kanallarında yüzdü. Sıcak havalarda su tüketimi çok önemli. Aşırı sıcaklardan en fazla tansiyon ve kalp hastalarının etkilendiğini söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Zeynep Yılmaz, sağlıklı beslenin uyarısı yaptı. Vallahi çok sıcak, yanıyorum vallahi. Nem oranının çok yüksek olduğu Adana'da meşhur bunaltıcı sıcaklar başladı. Bir gölgeye oturak dedik, burada da güneş rahat bırakmıyor. Yanıyoruz ya, çok sıcak, aşırı sıcak. Gölge bulduğumuz her yere sığınıyoruz. Sıcaklık hayatı etkiliyor, etkilemiyor dersek yalan söyleriz. Vallahi zor abi, yandık anam yandık. Kimisi tehlikeyi göze alarak sulama kanalına girdi. Kimisi de ağaçların gölgesine sığındı. Çok sıcak abicim ya, yanıyor. Dedik ki hava sıcaktır, evden çıkak belki daha şey oluruz, rahatlarız dedik. Burası da sıcakmış, fark olmadı. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da sıcak hava nemle birleşince kentte nefes almak dahi güçleşti. Burası gölge 35 derece, burası güneş 55 derece abi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 32 derece, nemin ise %50'lere yaklaştığı Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Ulusal kanala konuşan beslenme ve diyet uzmanı Zeynep Yılmaz, sıcak havalarda su tüketiminin önemine dikkat çekti. Çok fazla sıcaktan dolayı ter kaybediyoruz ve vücudumuzun zaten %60-70 sudan oluştuğu için su bizim için çok önemli. Günde mutlaka 3-3,5 litre su içmenizi öneririm. İçmezsek zaten terle birlikte çok fazla sıvı kaybettiğimiz için böbreklerimiz çok yorulacak. Ben bir böbrek rahatsızlıkları çıkacak. Vatandaşları sıcak havalarda beslenme konusunda da uyaran Yılmaz, tansiyon ve kalp hastalarının çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. Çok aşırı yağlı besinler kalbi yorduğu için hipertansiyon gibi yüksek tansiyon hastalıklarına sebep olacak. Terle birlikte birçok vitamin, mineralleri kaybettiğimiz için bunları tekrardan yerine koyabilmek için meyve, sebze, tam tahıllar gibi vitamin, mineral açısından yüksek besinleri tüketmeye özen gösterelim. Gece görüşünü noktalayacağız efendim ama bugün 2 Temmuz. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 33 aydınımız, 2 otel çalışanı katledildi. 28 yıldır yüreğimizde aynı acıyla diyoruz ki
Unutmadık, unutturmayacağız da.